Efendim Maltepe Üniversitesi YouTube kanalından herkese merhabalar. Bugün çok değerli iki konuğum var ve onlarla genel olarak fakülte ve bölümler hakkında konuşmayacağız. Hayır, bugün çok da önemli bir şeyi konuşacağız. Tasarım beceri atölyeleri. Kimlerle konuşacağız peki? İlk başta öğretim görevlisi Didem Enerem hocamız, Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcımız bizlerle birlikte. O destek verecek ve onunla birlikte Doçent Doktor Hasret Nuoğlu hocamız, o da Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanımız. Değerli hocalarım, merhabalar, hoş geldiniz. Hasret hocam, müsaadeniz olursa sizinle başlamak istiyorum. Tasarım beceri atölyeleri nedir? Nasıl ortaya çıktı? Merhaba öncelikle. Tasarı beceri atölyeleri Milli Eğitim Bakanlığı'nın Güçlü Yarınlar için 2023 Eğitim Vizyonu belgesinde İlkokuldan itibaren tüm öğretim kademelerinde çocukların yaparak, yaşayarak öğrenmesini sağlayan, ilgi ve yeteneklerini keşfetmek üzerine tasarlanan atölyelerin kurulacağından bahsetmişti bu belgede. Hı hı. İlk tasarım beceri atölyeleri ilk bu şekilde ortaya çıktı. Peki hocam, Didem hocam, TBA'nın kısa adı TBA Tasarım Beceri Atölyelerinin amacı nedir? Neye hizmet ediyor? Tasarım beceri atölyelerinin en temel amacı çocukların sahip olduğu yetenekleri uygulama düzeyine aktarmak. Kurulan veya kurulacak olan atölyeler aracılığıyla da günlük yaşam becerilerini edinmek en temel amaçlarından bir tanesi. Bu atölyeler aracılığıyla çocukları tüm gelişim alanlarıyla desteklemek, bilişsel gelişimleri, fiziksel gelişimleri, sosyal duygusal gelişimleri açısından desteklemek. Hocam siz de eklemek ister misiniz? Evet, tasarım beceri atölyelerinin bir diğer amacı da aslında bu atölyelerin akademik olarak daha iyi hale gelebilmesi için üniversitelerle işbirliği yapmak. Ne tür işbirlikleri mesela Hasret Hocam? Çok fazla işbirlikleri var. Özellikle tasarım beceri atölyelerin kurulmasında üniversitelerin desteği. Aynı zamanda bu atölyelerin daha yaşayan bir hale gelebilmesi için akademik olarak nasıl desteklenir, eğitimcilere verilecek eğitimler nelerdir, öğrencilere ne gibi eğitimler verilmeli ve neler yapılmalı bu noktada. Aynı zamanda akademik olarak bu tasarım beceri atölyelerin daha iyi hale gelebilmesi için akademisyenlerin desteğiyle neler yapılabilir, bir araştırma ortamı nasıl hazırlanabilir, bununla ilgili yayınlar neler yapılabilir? Bu noktada da üniversitelerle işbirliği içerisine gidilerek tasarım beceri atölyelerini daha iyi hale getirmeyi amaçladılar. Peki, şimdi TBA'nın Maltepe Üniversitesi açısından öyküsünü de dinlemek istiyorum sizlerden. Mesela ne zaman başladık? Ne tür katkılarımız var? Didem hocam, bu konuda neler katarsınız bize? İlk önce Milli Eğitim Bakanlığı'nın Hasret Hocam'ın da belirtmiş olduğu gibi 2023 Eğitim Vizyonu yayınlandıktan sonra ve bu vizyon belgesinde tasarı beceri atölyelerinin önemini paylaşımı gerçekleştikten sonra 2019 yılı itibariyle Maltepe Üniversitesi ile görüşmeler başlandı ve üniversitemizi temsilen Sayın Rektör Yardımcımız Betül Çotuk Söken Maltepe Üniversitesi'ni bütün bu görüşmeler sürecinde üniversitemizi temsil etti. İlk toplantı 54 üniversitenin katılımıyla gerçekleştirildi ve bu toplantılarda Milli Eğitim Bakanlığı'nın yetkililerince şube müdürleri aracılığıyla bakanlıkta yapılan bu toplantı sonucunda üniversitelerle tasarım beceri atölyeleri kurulacak okullar eşleştirildi. Aslında bizim öykümüz tam da burada başlıyor. Maltepe Üniversitesi diğer üniversitelerden farklı olarak tek bir okulla eşleştirilmedi. Kaç okulla eşleştirildi? Başlangıçta iki okulla eşleştirildik. Daha sonrasında bir okulumuz daha özellikle Maltepe Üniversitesi'yle birlikte bu süreci yürütmek istediğini belirtince 3 okulla, diğer üniversitelerden de farkımız burada ortaya çıktı. 3 okulla bu yolculuğumuz başladı. İlk günden itibaren çalışmalarımıza başladık. Okullarla işbirliklerimiz devam etmeye başladı. Üniversitemizin tüm akademik birimlerinden tüm akademik birimlerimizin katkısıyla Sayın Rektör Yardımcımız Betül Hocamızla beraber okulları ziyaretleri gerçekleştirdik ve bu ziyaretlerde okulların Maltepe Üniversitesi'nden beklentileri, bizim yılların birikimiyle okullara ne gibi destekler vereceğimiz konuşuldu ve daha sonrasında 26 Aralık 2019 tarihinde de bir çalıştay gerçekleştirildi. Hocam, çalıştayı siz paylaşmak ister misiniz?
Evet, bu öykü gerçekten çok heyecan verici. Çünkü tüm ekip hep birlikte okulları tek tek gezdik. Büyükada'ya gittik. Oradaki okulu gezdik. Oradaki öğretmenlerin ihtiyaçlarını... Hocam, okullar hakkında da bilgi almak istiyorum. Lise mi, ilkokul mu, ortaokul mu? Okulların isimlerini verebiliriz. İsimlerden ziyade hani liselerle mi anlaşmalar yapıyoruz, ortaokullarla mı? Genellikle ilkokul ve ortaokulu kapsıyor bu tasarım beceri atölyeleri. Bizim aldığımız okullar, yani birlikte çalışacağımız okullardan iki tanesi ortaokul düzeyinde, bir tanesi de ilkokul düzeyinde. Aralık ayında Zübeyde Hanım Hizmetçi Eğitim Enstitüsü'nde büyük bir çalıştay yapıldı. Bu çalıştaya hem akademisyenler, yani her üniversiteden bu birimden sorumlu akademisyenler, idari bilimler, sonra her okuldan yöneticiler, bundan sorumlu öğretmenler, koordinatörler, hatta bizim grupta öğrenci ve okul aile birliği başkanı da dahil olmuştu. Ve hep birlikte çok güzel bir şekilde bir çalıştay gerçekleştirdik. Burada onların ihtiyaçları neler, bizim onlara sunacağımız katkılar neler, bunlar üzerinde fikir birlikleri yapmaya başladık, yaptık. Ve daha sonra da 7 Şubat'ta en son 2020 tarihinde, bu pandemiden önce, bütün o üç okuldaki yöneticileri ve bu alandan sorumlu akademisyenler hep birlikte Betül hocamızın liderliğinde son bir toplantı yaptık. Neler yapacağız? Çünkü her şeyi planlamıştık o sürece kadar. En son orada planladığımız çalışmaları tekrar gündeme getirmiştik. Ondan sonra da pandemi süreci başladı. Anladım. Umarım bundan sonra da çok daha güzel projeler, gerek online gerek yüz yüze projelerimiz devam eder. Ben biraz da öğretmen eğitimlerinden de bahsetmek istiyorum. TBA'nın içerisinde öğretmen eğitimleri de var mı Didem Hocam? TBA çalışmaları içerisinde sadece öğretmen eğitimleri yok aslında. Hem öğrenci eğitimleri var. Bunun yanı sıra daha öncesinde gerçekleştirmiş olduğumuz, üniversitemizin İl Milli Eğitim Müdürlüğü'yle yapmış olduğu protokol kapsamında veli akademileri çalışmalarına biz bu süreçte eşleştiğimiz okullardaki velileri de dahil ettik. Ama öğretmen eğitimleri başlıklarını söylemek gerekirse eğer, Hasret Hocam'ın önderliğinde sistem eğitimi ve uygulamaları, kodlama eğitimi, yaratıcı düşünme, felsefe ve eleştirel düşünme, temel mimarlık eğitimi, yaratıcı drama. Hocam atladığım var mı? Çok fazlaydı bu eğitimler. Matematiksel modelleme, işte teknolojiyle ilgili daha çok bu atölyelerin daha yaşayan bir atölye olması için gerekli olan tüm becerileri kapsayacak eğitimler planlamıştık. Atölyeleri de vardı. Sadece teorik bilgi değil de atölye çalışmaları da çok da güzel konular aslına bakarsanız. Kodlamadan konuşuyoruz, matematiksel modellemeden konuşuyoruz, yaratıcı dramadan bahsettik, felsefe ve eleştirel düşüncenin öneminden bahsettik. Peki bunun sonunda Hasret Hocam size sormak istiyorum. Üniversitenin buradaki öğrencilere yönelik bir katkısı oldu mu? Ne tarz projeler yaptı? Yani bununla ilgili çok fazla katkısı oldu. Hatta bundan sonra daha fazla olması planlanıyor. Ama en önemli katkılarından birisi, üniversitemizin 2016 yılında açtığı çocuklara yönelik Maltepe Çocuk Üniversitesi var. Maltepe Üniversitesi Çocuk Üniversitesi. Ve biz her hafta sonu çocuklarla birlikte çocuk üniversitesinde atölyeler yürütüyoruz, bazı çalışmalar yürütüyoruz. Biz bu işbirliği içerisine girdiğimiz 3 okuldaki öğrencilerden, okullardan, 3 okuldan 3 tane öğrenci seçtik. Ve bu 3 öğrencinin burslu olarak Maltepe Çocuk Üniversitesi'nden yararlanmasını sağladık. Çok güzel. Bu çok gerçekten çocukları da çok motive etti. Etkinliklere de büyük oranda katıldılar. Sizlerin eklemek istediğiniz bir şeyler var mı Didem Hocam? Öğrencilere çocuk üniversitesinde verilen bursun yanı sıra bu az önce sorunuza istinaden eğitimler kapsamında veli akademilerine ek olarak İMEV Vakfı'nın, İstanbul Marmara Eğitim Kurumları Vakfı'nın desteğiyle de okuma yazma bilmeyen velilerimize Güçlü Yarınlar, zaten vizyon belgemizin adı. Güçlü Yarınlara aileler olmadan ulaşamayız endişesiyle okuma yazma kurslarımız başlatıldı. Ve süreç içerisinde birçok etkinlik planladık ama az önce Hasret Hocam'ın da değindiği gibi pandemi süreci bütün dünyayı etkilediği gibi bizim de bazı çalışmalarımız
çalışmalarımızı durdurmadı. Sadece minik bir nefes molası verdirmek durumunda kaldı. Ama önümüzdeki günlerde çalışmalarımıza kaldığımız yerden büyük bir heyecanla devam etmeyi hedefliyoruz. Biz de büyük bir heyecanla bekliyoruz hocam çalışmalarınızı. Şimdi şu sıra tercih dönemindeyiz. Tercihler başlıyor. Öğrencilerimiz, aday öğrencilerimiz tercihlerini yapacaklar yavaş yavaş 14 Ağustos 2020 gününe kadar. Bizler de 14 Ağustos'a kadar burada Marmara Eğitim Köyü'nde kültür merkezimizde sizleri bekliyor olacağız değerli arkadaşlar, ama onlar buraya gelmeden önce sizler iki değerli hocamız olarak Hasret Hocam'dan başlamak istiyorum. Aday öğrencilere ne söylemek istersiniz son söz olarak? Evet, öncelikle tasarım beceri atölyelerinde biz öğretmen adaylarına ve meslek yüksek okulundaki öğrencilere de gönüllü çalışmalar yapmak için fırsatlar sunduk. Bu çok önemli bir gelişme bence. Çünkü bu süreçte tüm öğrencilerimizi de biz bu sürece dahil etmek istiyoruz. O yüzden yeni tercih yapacak arkadaşlarımızın sosyal sorumluluk anlamında, daha sosyal girişimcilik anlamında üniversitemizin bu tür projelerin çok fazla olduğunu biliyoruz ve bunlardan sadece bir tanesi tasarım beceri atölyeleri. Bu noktada da eğer üniversitemize gelirlerse bu projelere gönüllü olarak katılabilme şanslarına sahip olabilecekler. Biz de gerçekten farklı öğrenci gruplarıyla çalışmalar yapmayı çok çok istiyoruz. Ayrıca onun dışında üniversite tercihi yapmak isteyen arkadaşlarımız, adaylarımız öncelikle üniversiteyi tercih ederken gerçekten üniversitenin vizyonunun size ne kadar yakın olduğuyla ilgilenmenizi öneriyorum. Gerçekten yani öyle. Bu çok önemli. Çünkü sizi dünya çapında, yani dünyaya entegre olmuş, daha evrensel bir bakış açısı sunan üniversiteleri tercih etmelerini ben öneriyorum. Ve herkese başarılar diliyorum. Umarım herkes istediği, hayal kurduğu, hayalini kurduğu üniversiteye umarım başarılı bir şekilde yerleşir. Umarım değerli hocam. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim Hasret Hocam. Didem Hocam, aynı şekilde sizin aday öğrencilere karşı ne tür tavsiyeleriniz var? Neler önerirsiniz? Sosyal sorumluluk projeleri, şahane projeler yapıyoruz siz de bunların. Bu sadece görünenlerden bir tanesi aslında. Kesinlikle. Bakarsanız Teyba. Çok güzel projeleri imza atıyorsunuz. Ne söylemek istersiniz aday öğrencilerimize? Öncelikle şunu söylemek isterim. TBA konuştuktan sonra bu soru gelince yine o vizyon belgesine atıfta bulunmak istiyorum güçlü yarınlar için. Dolayısıyla güçlü yarınlarda geleceğin meslektaşlarımız, geleceğin mimarları, geleceğin mühendisleri, geleceğin öğretmenleri kendilerini nerede görmek istiyorsa, gelecekte söz sahibi olmak istiyorlarsa üniversitemiz bu anlamda öğrencilerimizi sonuna kadar destekleyen bir üniversite. Ben sadece şey eklemek isterim. Ben de bu üniversitenin bir mezunuyum. Dolayısıyla burada olmaktan gurur duyuyorum. Aynı gururu paylaşmak istiyorum öğrencilerimize. Hasret Hocam'ın söylediklerine kesinlikle katılıyorum. Maltepe Üniversitesi ailesi olarak biz yarınlarda söz sahibi olmak isteyen tüm öğrencilerimizi kampüsümüze bekliyoruz. Değerli hocalarım çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Biz evet, teşekkür ederiz. Değerli izleyiciler, bir programımızın daha sonuna geldik. Bugün TBA ile ilgili yorumları aldık. TBA ile ilgili söyleşi yaptık. İki değerli konumla birlikte. Bizler 14 Ağustos 2020 gününe kadar buradayız. Kampüsteyiz. Marmara Eğitim Köyü Kültür Merkezi'ndeyiz. Ama onun dışında buraya gelemeyen adaylarımız için ya da ailelerimiz için Maltepe.edu.tr, Twitter, Facebook ve YouTube hesaplarından bizlere ulaşabilir. Sorularınızı sorabilirsiniz. Hatta ve hatta sizler için, siz adaylarımız için bir Discord hattımız var. Bir Discord yapımız var. Orada da direkt öğrenci adaylarımız öğrencilerle konuşabiliyorlar, iletişim kurabiliyorlar. Discord'dan da bize ulaşabilirsiniz. Bunun dışında da 0533 954 3929 numaralı telefon hattından, WhatsApp hattından her türlü sorunuzu 24 saat boyunca bizlere iletebilirsiniz. Sağlıkla kalın. Görüşmek üzere.